Bölgedeki bir basketbol şirketinin ana merkez binası olarak kullanılan bu yapı, tasarımını tam olarak da şirketin yaptıkları sepetlerden alıyor. Taklit etme durumundan doğan bu mimari konsepte yapılar, ürünün aynı şekline göre inşa edilmeleriyle dikkat çekiyor. Yapı, çevreden geçenlerin göz estetiğine ne kadar hitap ediyor tartışılır ama, yapıyı kullananların oldukça mutlu olduğu biliniyor. Başkentte bulunan bu yapı, İzlanda'nın en uzun ve en değişik kilisesi olma unvanına sahip. Ayrıca yapımına 1945 yılında başlanan kilisenin tamamlanması tam 38 yıl sürmüş. İzlandalı ünlü şair Hallgrímur Pettersson anısına adlandırılan bu yapı, çarpıcı beton yüzeyleri ve iç mekanda bulunan orguyla ziyaretçilerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Titanyumdan oluşan heykelsi formlarıyla üne kavuşan Frank Gehry'nin tasarladığı bu çarpıcı yapı, içinde çağdaş sanatçıların özel eserlerini barındırıyor. Birbirine bağlı birkaç farklı mekandan oluşan bu kompleks yapı, mimarın değişik form oluşturmak için teknolojik arayışın doruk noktasında olma özelliğini taşıyor. 1873 yılında kurulan Kansas City Merkez Kütüphanesi, dünyanın en eski ve büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Fotoğraftaki kısımsa daha sonradan bir garajın halk kütüphanesine dönüştürülmesiyle projesinin hayata geçirilmiş hali. Dış cephede görülen mermer ve maun dekorasyonu 20. yüzyıl mimarisinin eseri. 1958 yılında Expo Fuarı için yapılan bu yapı 102 metre yüksekliğinde. Demirin yapısından esinlenerek oluşturulan Form Expo, döneminden itibaren Brüksel'in modern mimarisinin sembolü haline geldi. Ünlü Katalan mimar Antonio Gaudi'nin eserlerine zaten ilgisi olan herkes aşinadır. İlhamını doğadan alan bu kıvrımlı hatlara sahip ilginç yapı, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde. İsminin Katalanca karşılığının taş ocağı olması ise mağaraları andıran durumuna bir gönderme. Adını aldığı çiçeğin biçimini taşıyan bu tapınak her yıl çeşitli dinlerden insanları kendine çekiyor. İskeleti mermer ve çimentoyla yapılsa da prefabrik parçalarla oluşturulan yaprak kısımları bu yapıyı ilginç kılan özellikler arasında. Çevresinde yer alan göletlerse tapınağa sanki yüzüyormuş hissi veriyor. Taş Devri çizgi filminden esinlenerek yapılan bu ev, gerçekten de bizim dünyamıza ait değilmiş gibi görünüyor. İki devasa kayanın birbirine bir çeşit beton karışımıyla bağlanmasıysa bu hissin en büyük nedeni olsa gerek. Peri masallarında anlatılan stillerden etkilenerek inşa edilen bu yapı aslında alışveriş yapılan bölgenin bir parçası. Neredeyse dik, hiçbir açısının olmaması gözlerimizin önünde eriyormuş hissi veriyor. Polonya'nın en çok fotoğraflanan mimarilerinden biri. Park Güell'in içinde yer alan bu yapı, parktaki diğer yapılarla birlikte yine bir Antonio Gaudi eseri. Merkezinde ilginç bir çeşmeyi ve her köşe başından fırlayan ilginç heykellerle Mindhouse daha da ilgi çekici hale geliyor. Yapı ayrıca her yıl dünyadan binlerce turisti ağırlıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.